Uzak çağların yakın kenti Çankırı. Bilinmeyen ya da bildiğimizi sandığımız Anadolu coğrafyası her yolculukta gizemini koruyor. Çankırı'da birçok uygarlığın izleriyle Cumhuriyet'in sırları saklı. Dahası İç Anadolu'nun Batı Karadeniz'e açılan kısmında bir inci gibi uzanan Çankırı'yı hala bozkır sanıyorsanız yanılırsınız. Çünkü Çankırı'da yaşayan ve yaşanan medeniyetler sakin, uyumlu, doğal ve ışıklı hayatların rengini katmışlar bu şehre. Ünlü Türk seyyahı Evliya Çelebi, Oğuz boylarının kök saldığı Çankırı'yı anlatırken, Anadolu eyaletinde Sancak Bey'i tahtıdır. Ankara ile Kastamonu arasında Kızılırmak Çayı'nın batı kıyısına yakın, Köroğlu Dağları'nın güney yamacında orta ehemmiyette sancak merkezidir. Kalesi dört köşe şeklindedir. Varoşu geniş olup 4000 kadar bağlı bahçeli ev bulunur. Mühim ve kalabalık şehirdir. Camilerinin en ünlüsü Sultan Süleyman Han Camii'dir. Havası ve suyu güzel, halkı misafirperver, garip dostu insanlardır der. Değişik medeniyetlere ev sahipliği yapan ve İç Anadolu'yla Batı Karadeniz havzaları arasında geçiş bölgesinde bulunan Çankırı'nın belki doğal güzelliğine, belki havasına, belki de suyuna vuruldu insanlar. Ama gerçek şu ki, tarihin çok eski zamanlarından beri değişik topluluklara yurtluk görevini üstlendi Çankırı. Çankırı'yı Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait eserler süslüyor. Çankırı Fatihi Emir Karatekin Türbesi, Kanuni Sultan Süleyman Camii, Taş Mescid, Çivitçioğlu Medresesi, hamamlar, köprüler, çeşmeler, evler, Çankırı'nın önemli kültür miraslarından. İl ekonomisine her alanda büyük katkı sağlayan ve platoyu baştan başa kat eden Türkiye'nin büyük akarsularından Kızılırmak. Beyaz kuğuya benzeyen Ilgaz Dağı, Orta ilçesinin hala gizemini koruyan kaya mezarları, Çerkeş'in artan sanayi potansiyeli, hayvancılığı, Kurşunlu'nun kaplıcaları, Bayramören'in ahşap tarihi köprüsü, Yapraklı'nın anıt ağacı, yaylası, At Karacalar ilçesinin manevi önderleri ve asker balıkları, Ilgaz'ın şehitleri, son yıllarda büyük hareketlilik kazanan turizmi, yaylaları, içmeceleri, Korgun ilçesinin sanayi, Yeseviliğin ve Melametiliğin Çankırı'da önemi yaşatılmakta olan Yaren kültürünün çıkış kaynağı olmasındandır. Anlamı dost, arkadaş, sırdaş olan yaran veya yaren, kış mevsiminde erkekler arasında yapılan sohbet toplantılarına verilen isimdir. Ahilik müessesesiyle paralellik arz eden yaran sohbetleri, geçmiş dönemlerde insanlığın eğitimi için tertiplenmiştir. Ahilik teşkilatı gündüzleri genç ahiler yetiştirirken, sohbet teşkilatı yaransa mensuplarının gece hayatını düzenler. Yaranlık müessesesinde kötü alışkanlıklara, edebe ve Türk-İslam ahlakına aykırı hiçbir unsura yer verilmemiştir. Ahilerde olduğu gibi yaranların da üçü açık, üçü kapalı olmak üzere altı temel ilkesi vardır. Her ahi ve yaranın sofrası, eli ve kapısı açık, gözü, dili ve beli kapalı olmalıdır. Çankırı'nın yiğit yarenleri.